Arkadaşlar şimdi İstiklal Marşı'nı görelim sizinle. Birinci Dünya Savaşı kazanılmadan önce bir İstiklal Marşı gündeme gelmişti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İstiklal Marşı kabul edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın iç politik sonuçlarından birisidir. Peki İstiklal Marşı'na niye ihtiyaç vardır? Bunun temel sebebi arkadaşlar Türk milletinin bağımsız yaşama arzusunu dile getirmektir. O yüzden İstiklal marşları vardır. Bir milletin istiklal marşı onun ulus devlet olma anlayışı ile ilgilidir. Bağımsız olma anlayışı ile ilgilidir. Bakın şimdi böyle bir şiirin İstiklal Marşı'nın yazılması, şiiri yarışması arkadaşlar Maarif Nazırlığı tarafından tertipleniyor. Maarif Nazırlığı bir şiir yarışması tertipliyor İstiklal Marşı için. Maarif Nazırlığı Milli Eğitim Bakanlığı bugünkü anlamda. Ki buna çok yarışmacı katılıyor ama hiçbiri kabul edilmiyor ya da beğenilmiyor. Sonra Hamdullah Supi arkadaşı Mehmet Akif Ersoy'a söylüyor, bunu teklif ediyor. Ya sen niye yazmıyorsun? Mehmet Akif Ersoy diyor ki ya ödül var, ben bir milletin maaşı ödülle parayla yazılmaz diyor. Ve Hamdullah Supi diyor ki ya alırsın başkasına bağışlarsın diyor. Ve bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy Taceddin dergahında oturuyor arkadaşlar. O gururla her pazartesi ve her cuma okuduğumuz İstiklal Marşı'nı okuyor, yazıyor. Ve bu marş Türk ordusuna ithafen yazılıyor, bunu unutmayın. İstiklal Marşı Türk ordusuna ithaf edilmiştir, tamam mı arkadaşlar? Ki bu İstiklal Marşı arkadaşlar henüz kabul edilmeden önce, yani böyle karalanırken Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı bir dergi vardır, Sırat-ı Müstakim. Ki bu dergi hem Kastamonu'da hem Ankara'da hem de Kayseri'de çıkan bir dergidir. Bu dergide yayınlanıyor. Kabul edildikten sonra da zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yarı resmi yayın organı olan Hakimiyet-i Milliye'de yayınlanıyor. Tamam mı? Falih Rıfkı Atay'ın başyazarlığını yaptığı Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanıyor. Arkadaşlar ve bu marş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi tarafından okunuyor. 3 kez ayakta alkışlanıyor. Oy birliğiyle kabul ediliyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Önemli bir olay. Ve Mehmet Akif Ersoy da aldığı 500 liralık ödülü Darül Mesai'ye, yani Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda kocaları hayatlarını kaybetmiş olan kadınlara bağışlıyor arkadaşlar. Cebeci bölgesinde, Cebe silah yapım yeri Ankara'da, oradaki kadınlara bağışlıyor. Arkadaşlar bu İstiklal Marşımız ilk önce Ali Rıfat Çağatay, ikisi de Atatürk döneminin bestecisidir. İlk önce Ali Rıfat Çağatay tarafından, daha sonra da Osman Zeki Üngör tarafından besteleniyor. Günümüzde Osman Zeki Üngör bestesiyle İstiklal Marşımızı her pazartesi, öğretmen olduğum için söylüyorum, her cuma, her pazartesi okul açılışında, her cuma okul kapanışında arkadaşlar okuyoruz. Arkadaşlar şimdi savaş kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal bir söz söyler burada. Mecliste bir konuşma yapar. Mustafa Kemal'in bu konuşması 13 Ocak 1921 tarihli. Şimdi hemen bir mantık kuralım burada. Ne zamandı? Birinci Dünya Savaşı 6-10 Ocak 1921. Ne zaman söylendi? 13 Ocak'ta. Tarih verir, sözünü verir. Bu hangi savaş sonrasında söylenmiştir der. Gördünüz mü soru sorma tarzını? O zaman biz 6-10 Ocak 21'de birinci Dünya olduğunu bileceğiz. Peki ikinci Dünya ne zaman? 23 Mart 1 Nisan 1921'de. O zaman ondan sonra söylenen sözün tarihi verilirse onunla ilgilidir. Mesela işte hattı müdafaa yoktur. Ne zaman söylüyor? Sakarya Savaşı'nda. Bunu Sakarya Savaşı'nın tarihini verir orada. Şu tarihte söylemiştir. O zaman hangi savaşta söylemiştir der. Buna dikkat edin arkadaşlar. Mustafa Kemal şu konuşmayı yapıyor. Diyor ki milletimiz bugün bütün mazisinde olduğundan daha çok ümitlidir. Bu galibiyet üzerine söylüyor. Bunu ifade için arz ediyorum. Merhum Namık Kemal demiştir ki, vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini. Mader anne. İşte ben bu kürsüden bu yüksek meclisin başkanı sıfatıyla, Mustafa Kemal meclis başkanı sıfatıyla söylüyor bunu. Yüksek heyetinizi teşkil eden bütün üyelerin her biri adına ve millet adına diyorum ki, vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Yani bu vatanın anasının bahtı karasını kurtaracak birileri bulunur. İşte bulundu. İşte Birinci Dünya Savaşı'nın zaferi Mustafa Kemal'e bu sözü söyletti. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar.